Ben geldim. Anne ne oluyor? Anne hasta mısın? Başım çok ağrıyor. Tansiyonum bir iniyor bir çıkıyor. Ben bir çay yapayım. Anne korkutuyorsun bak beni. Ne oluyor anlatır mısın? Felaket. Anne ne oldu? Kardeşin Abdullah Bey'le karıştırıyor. Ne? Pembe Hanım haklıymış. Ah. Ah Alev ah. Ah. Anne ne saçmalıyorsun sen Allah aşkına ya? Gözlerimle gördüm. Neyi gördün? Abdullah Bey ve Alev, Alev'in evindeydiler. Nasıl ya? Başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Anne illa bir açıklaması vardır bunun. Var tabii. Bir sürü yalan uydurdular. Ay yok, bizimki cüzdanını düşürmüş de Abdullah Bey cüzdanı getirmişti. E olabilir. Kıvılcım, kendini kandırma. Pembe Hanım da şüphelenmekte haklıymış kadın. Bizimki bu aileyi parçalar. Ay kadınlar anlar. Kadınlar bin kişinin içinde kocasının kimle ilişkisi var, kimi beğeniyor anlar. Ne yapalım anne yani Pembe Hanım'a hak mı verelim? Vereceğiz tabii. Bizimki bak bana bak bizimki bunların yuvasını yıkar. Aile paramparça olur. Sen kardeşiyle o da abisiyle evlenirsiniz. Beni de mezara koyarsınız. Anneciğim saçmalama Allah aşkına yok öyle bir şey. Sen bırak ben bir Alev'le konuşayım. Konuş sana da yalanları uydursunlar. Ben gitmesem kim bilir neler olacaktı. Adamı evine almış. Nerede Alev şimdi evde mi? Ben çıkarken evdeydi. İyi tamam bir bakacağım ona ben şimdi. Vallahi Abdullah Bey geri geldiyse hiç şaşırmam. Ah bir bu eksikti hayatımızda şimdi. Ay ay başım başım. Kim ki bu? Alev değildir. Anahtarı var. Tamam. Tamam sen sakince burada bekle ben bir bakayım tamam mı? Yani çok emin değilim ama yok yoktur Ali vermez ya da kanatlarını falan. Tamam beni görmesin. Tamam sen sakin ol tamam bekle. Ay korktum. Ne oluyor Alev? Sönmez Sultan yatalak mı yukarıda hala? Alev ben ciddiyim. Söyledikleri doğru mu annemin? Ne söylediğini bilmiyorum ki. Neyse sen şu kapıyı aç da bir içeride konuşalım biz. Ya gerçekten konuşacak bir şey yok. Konuşmadan hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Tamam konuşalım da eve tıkılmayalım bari. Yakında bir kafeye falan gidelim. Birisi mi var evde? Ya gerçekten anneme bağladın iyice. Ya evet Apo'yu dolapta saklıyorum. Ya deli misiniz siz ya? Vallahi ayıp oluyor artık bana. İyi peki. Tamam. Çıkıp dışarı bir konuşalım, bir çantamı alayım ben. Tamam. Gitti gitti, merak etme. Şükürler olsun. Nursema ben şimdi bir yukarı çıkayım tamam mı? Alev zaten az sonra gelir. Bana mutlaka haber verin. Tamam. Dikkat et sen de. Hadi dinlen güzel. Hadi git. Gel Doğacığım. Nasılsın kuzum? İyiyim ablacığım sen nasılsın? İyiyim. Anneanneciğim? Canım. Uzanıyor muydun? Öyle hafif içim geçmiş. Ne oldu neyin var? Yok bir şeyim biraz tansiyonum yükseldi. Havalardandır herhalde ben de anlamadım. Bir doktora falan gidelim ister misin? Yok. Ne doktoru? Sen bana şimdi çok iyi gelirsin, çok.
Çay saati yapın bakalım. Keki de yeni yaptım. Havuçlu cevizli. Eline sağlık. Afiyet olsun. Fatih nasıl? İyi iyi. Çocukların odasını şimdi birlikte yapacağız. O yüzden bayağı heyecanlıyız. Ay ne güzel. Ay ne büyük vartalar atlattınız. Sorma. Bir duvar kağıdı yüzünden yaşamadığımız şey kalmadı. Pembe Hanımlar nasıl? İyi. Abdullah Bey'le araları iyi mi? Neden kötü olsun anneanne? Yok canım, olmasın tabii ki. Aman muhabbet olsun diye soruyorum işte. Laf olsun, torba da olsun. Yani onların evlilikleri bir değişik. Böyle karı koca gibi değiller de sanki bir şirket yönetiyor gibiler. Bir kere bile el ele tutuştuklarını, birbirlerine sarıldıklarını, birbirlerini öptüklerini görmedim ben. Bir de hanım bey diye hitap ediyorlar zaten. Bilmiyorum, biraz fazla resmiler. Saygıdandır o. Şimdilerde nerede? Herkes laubaliye bayılıyor. E ne yapsınlar yani, bu yaştan sonra el ele göz göz olacak halleri yok ya çocukların yanında. Ay anneanne neden olmasın? Yani kusura bakma ama ben sana bu konuda katılmıyorum. Şahsen ben çocuklarımın yanında babalarını ne kadar çok sevdiğimi her fırsatta söylerim. Belli de ederim. Yavrum onlar eski insanlar. Eskiden böyle şeyler yoktu. Bence bunun eskilikle hiçbir alakası yok. Birbirlerini sevmiyorlar işte. Öyle işte.